Evet sevgili kardeşlerimiz, Allah-u Teala nasip ederse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden 40 sual, 40 cevap sohbetimizin 5. bölümüyle devam edeceğiz. Geldiler dediler ki, ya Muhammed arştan haber ver, arş ne üzerine konuldu? Serveri Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cevap verdi. Hak Sübhanehu ve Teala önce 4 meleke yarattı. Bu heybetli meleklerin her birinin biri sağda, biri solda olmak üzere birbirinden farklı tam 4'er yüzleri vardır. Suretleri birbirinden ayrıydı. Hak Sübhanehu ve Teala'nın yanında onlardan daha mükerrem, şerefli meleke yoktu. Ondan sonra arşı yarattı. Arşı bu büyük meleklerin boyunları üzerine koydu. Hamele-i arş bunlardır. Yani arşı taşıyan melekler bunlardır. Arşın hamallığını yapan bunlardır anlamında. Başları arş altında, ayakları 7 kat yerden aşağıdadır. Bu sırları Hak Teala'dan başka kimse bilemez ve vakıf olamaz. Kardeşim Cebrail'in haber verdiğine göre bunların olduğu yerden ayaklarının olduğu yere kadar olan uzaklık 270 yıllık yoldur. Aman ya Rabbi. Bu melekler başlarını öne eğmiş olup arşı boyunları üzerine yüklenip götürmüşlerdir. Hak Sübhanahu ve Teala cümle meleklere emreylemiştir ki her sabah akşam nöbetleşerek arşı üzerinde taşıyan bu meleklere selam verirler. Cenab-ı Hak Kavli Kerim'inde yani Kur'an-ı Kerim'inde Mü'min Suresi 7. ayette mealen estağzubillah. Arşı yüklenmiş olanlar ve onun etrafında bulunanlar Rablerinin hamdiyle tesbihte bulunurlar. Ve ona iman ederler ve iman etmiş olanlar için mağfiret dilerler. Ya Rabbi sen her şeyi rahmet ile ve ilim ile kuşatmışsındır. Aman ne olasın. Allah'ın rahmeti ve ilmi her şeyi kuşatmıştır. Aman ne olasın. Buyurmuştur. Bu melekler hamele-i arş diye de anılmışlardır. İle ahiri ayet. Sevgili kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri bu meleklerin bakalım ki daha sonra şekillerini bize nasıl ifade eder? Bir sonraki sohbetimizde inşallah Rahman size haber veririz. Sallu ala Resulina Muhammed ve aleyhi ve sebbi ecmeyin velhamdülillahi rabbil alemin.